Arkadaşlar merhabalar. Cumhuriyet döneminde öğretici metinler konusuna geldik. İlk olarak deneme ile başlıyoruz. Deneme Batı Edebiyatı'nda bir edebi tür olarak ilk örneklerini Montaigne vermiştir. Özelliklerine bakarsak kuralları yoktur, genele hitap eder, öğretici metinler gibi düşünsel planda yazılır, doğal bir anlatımı vardır, kendi kendisiyle kişinin kendi kendisiyle konuşuyormuş hissi vardır. Cumhuriyet dönemi deneme yazarları. İlk olarak Nurullah Ataç'ta başlıyoruz. Deneme türünün Cumhuriyet dönemindeki en başarılı temsilcisidir arkadaşlar. Edebiyatımızda eleştiri türünde de var olmuş biridir ve başarılı eserler de vermiştir. Nurullah Ataş ince şu özelliği bilmemiz gerekiyor. Türkçenin özleşmesinde öncülük etmiş biridir ve kendisini günde 24 saat edebiyatçısı olarak nitelendirir. Dili akıcıdır, sağlam bir üslubu vardır ve inandırıcı bir anlatımı vardır. Deneme ve eleştiri türündeki eserleri, günlerin getirdiği sözden söze, karalama defteri, okurma mektuplar ararken söz arasında dergilerde Prospero ile Caliban, günlük türündeki eseri de Günce. Sabahattin Eyüboğlu Ağırlıklı olarak sanat ve edebiyat konularında denemeler yazmıştır arkadaşlar. Çeviri alanında çok önemli eserleri vardır. Montaigne'nin denemelerini Türkçe'ye çevirmiştir Sabahattin Eyüboğlu. Bunun dışında Ömer Hayyam'ın Rubailerini, La Fontaine'in Fabıllarını ve Eflatun'un da Devlet adlı eserini Türkçe'ye çevirmiş. Yani çevirmenlik görevi de vardır. Türk tarihi içerisinde de Anadolu'yu yorumlayan bir sanatçıdır. Eski Yunan ve Anadolu uygarlıkları ile ilgili çalışmaları da vardır. Denemeleri mavi ve kara, sanat üzerine deneme ve eleştiriler. İncelemeleri köy enstitüleri üzerine Yunus Emre'ye selam. Suud Kemal Yetkin Suud Kemal Yetkin estetik, sanat, felsefe, resim ve İslam sanatları konusunda eser vermiş. Profesördür aynı zamanda. Cumhuriyet döneminde deneme türünün önemli bir temsilcisidir ve başarılı bir yazarıdır. Dili yalındır, gözlemci ve araştırmacı bir yapısı vardır arkadaşlar ve çevirileri de vardır. Denemelerim, günlerin götürdüğü düşün payı, yokuşa doğru, edebiyat üzerine, edebiyat konuşmaları, şiir üzerine düşünceler, inceleme ve araştırma, sanat felsefesi Edebiyatta akımlar, Ahmet Haşim ve sembolizm, estetik. Cemil Meriç, makale, deneme, inceleme ve araştırmaları vardır. Yapıtlarında genelde Doğu ve Batı'nın kültür hazinelerinden esinlenir. Ve Doğu ve Batı'nın özelliklerine ayrıntılı bir şekilde yer verir arkadaşlar. Sürekli öğrenen, kendini geliştiren, öğrendiklerini akıl süzgecinden geçiren biridir. İnceleme ve deneme türündeki eserleri bu ülke, 40 Ambar, Işık Doğu'dan gelir, mağaradakiler, Hint edebiyatı, yumurandan Uygarlığa. Günlük türündeki eserleri Jurnal 1 ve 2. Cemil Meriç önemli bir sanatçı arkadaşlar. O yüzden eserlerine dikkatli bakın. Salah Birsel. Gerçek ismi Ahmet Selahattin'dir arkadaşlar. Özgün bir sanatçı. İlk şiirlerinde Nazım, Hikmet ve Necip Fazıl etkisi var. Diğer şiirlerinde ise yani daha sonra garipçilerin etkisinde kalmış. Eserlerini de buna göre yazmış. 1955'li yıllardan sonra da garip etkisinden de zaten tamamen kopuyor ve kendine özgü bir yapı oluşturuyor. Lirik şiiri değil de zeka şiirini seviyor Salah Birsel ve bunu da savunmuş zaten. Asıl ününü ise deneme türünde yapmış. Şiirlerim, dünya işleri, Hacıvat'ın karısı, Kikirikname, Rumba da Rumba. Denemelerim Boaz'ı şıngır Mıngır, Ah beyolu vah Beyoğlu. Kendimle konuşmalar. Günlükleri, bayi sessizlik, Hacıvat'ın günlüğü. Aşağıda verilen yazar eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar, yanlış olan D şıkkı Nurullah Ataç Eşref Saattir. Eşref Saat Şevket Radon'un eseridir. Soru 2. Aşağıda verilen yapıtlardan hangisi diğerlerinden farklı bir yazara aittir? Arkadaşlar 5 şehir Ahmet Hamdi Tanpınar'a ait. Diğer eserler ise Nurullah Ataç'a ait. Cumhuriyet dönemi diğer öğretici metin türleri ve yazarlarına bakalım. Falih Rıfkı Atay. Türkçenin düz yazı dili olmasında büyük katkıları olmuş biri. Atatürk'le ilgili anıları çok çok meşhurdur ve Atatürk'le ilgili anılarını da Çankaya adlı eserinde toplamıştır. Cumhuriyet döneminde gezi yazısında çok fazla eser veren bir sanatçıdır. Gezi yazısının edebiyatımızda gelişmesini de sağlayan bir sanatçıdır. Özlü yazıları var. Cümleleri kısa, akıcı, kuvvetli bir yapısı var cümlelerinin. Kurtuluş Savaşı'nı anlatan Zeytin Dağı eseri de bizim için önemli. Gez yazıları Deniz Aşırı, Bizim Akdeniz, Taymis Kıyıları, Tuna Kıyıları, Gezerek Gördüklerim, Hint. Anıları Ateş ve Güneş, Zeytin Zeytin Dağı, Kurtuluş Savaşı'nı anlattığı eserim. Çankaya, Atatürk'le ilgili anılarını anlatıyor. Atatürk'ün bana anlattıkları, Mustafa Kemal'in Mütareke Defteri, Atatürk'ün Hatıraları. İsmail Habib Sevük, edebiyat tarihçisidir. Türk Teceddüt Edebiyatı Tarihi adlı önemli bir eseri vardır arkadaşlar İsmail Habib Sevük'ün. Bu yapıtta da tanzimattan başlayarak devrine kadarki edebiyatı incelemiştir. Lise edebiyat kitapları da yazmıştır. Gezi türünde yapıtları var. Kendine özgü bir anlatımı var. Böyle kuru bir anlatımı yok, sıkıcı bir anlatımı yok. Türk teceddüt edebiyatı tarihi, Avrupa edebiyatı ve biz edebiyat bilgileri, edebiyatı yeniliğimiz neler dediler. Şevket Rado Şevket Rado denilince arkadaşlar aklımıza sohbetleri gelecek. Son dönemde Türk dili konusunda ve Türk dili dergilerinde de yazılar yazmıştır. Sohbetlerim, Eşref Saat, Ümit Dünyası, Hayat Böyledir, Aile Sohbetleri, Saadet Yolu, İnsan Severse Yaşar. Gezi yazıları Amerikan masalı. 50. Yılınca, 50. yılında Sovyet Rusya. Milliyetçi Çin ne alemde? Ruşen Eşref Ünaydın. Arkadaşlar Ruşen Efreş Eşref denilince aklıma röportaj türü gelmeli. Milli mücadeleye katılmış Atatürk'ün yakın çalışma arkadaşlarından biri olmuştur. Diyorlar ki adlı yapıtıyla röportaj türünün öncüsüdür. Röportajlara diyorlar ki Ana Fartalar Kumandanı Mustafa Kemal mülakat. Anılarım geçmiş günler, damla damla Atatürk'ü özleyiş. Azra Erat Türk Edebiyatı'nda çeviri, deneme, gezi yazısı ve incelemelerinde özellikle katkıları olmuş, humanizm anlayışının öncüleri arasındadır ve yaşamında da Anadolu tutkusu büyük yer tutar. Gezi yazıları, Mavi Anadolu, Mavi yolculuk. Çevirileri İlyada ve Odesya. İncelimi ve araştırmaları var. Mektuplarıyla Halikarnas balıkçısı Homeros. Etkinlikleri arkadaşlar kendiniz pekiştirmek için muhakkak yapın. Şimdi bu dönemde özellikle dergicilik faaliyetleri de çok fazla arkadaşlar Cumhuriyet döneminde. Bunları bir göz atalım. Sorularda da çıkıyor. Akbaba dergisi Yusuf Siyah Ortaç, Orhon Seyfi Orhon tarafından çıkarılan bir dergi. En önemli dergi bu dönemin ve uzun soluklu bir mizah dergisidir. Aziz Nesin, Rıfat Ilgaz, Muzaffer İzgü de arkadaşlar daha sonra bu dergide yazmış. Meşale dergisi, 7 meşaleciler tarafından çıkarılan bir dergi ama kısa sürede dağılmış. Kültür Haftası, Peyami Safa tarafından çıkarılmış. 20 sayı olarak çıkmış daha çok roman ve köy edebiyatı üzerine açtığı tartışmalarla etkili olmuş kültür haftası. Ağaç dergisi Necip Fazıl Kısaküreğin dergisidir. 17 sayı çıkarılmış. Düşünce ve sanat dergisi mistik, milli bir sanat anlayışını savunmuş arkadaşlar dergi. Dergide Necip Fazıl, Ahmet Hamdi Tanpınar, Cahit Sıtkı Tarancı gibi isimlerde yazı yayımlamışlardır. Çınar Altı, Çınaraltı o dönemin Türkçülük ve milliyetçilik ideolojilerini benimseyip ve bunları aktaran bir dergidir. Varlık dergisi Yaşar Nabi Nayır tarafından yayımlanmış ve edebiyatımızın günümüze dek uzanan en uzun soluklu dergisidir. Behçet Necatigil, Atilla İlhan, Nurullah Ataç gibi isimler bu dergide yazmış. Büyük Doğu Necip Fazıl Kısakürek tarafından çıkarılmış ve Kesintili olsa da devam ettirmiştir yayın hayatını. Genellikle siyasi, mistik eğilimleri yansıtan bir dergi. Marco Paşa. Üç isim vardı Marco Paşa'da yazan arkadaşlar. Marco Paşa'da Aziz Nesin, Rıfat Ilgaz ve Sabahattin Ali yazıyordu. Toplumcu gerçekçi çizgide çıkarılmış bir dergi. Hisar dergisi. Edebiyatımızın o da uzun soluklu dergilerinden. Milli kültür ve edebiyatla ilgili konuları ele almış. Munis Faik Ozansoy, İlhan Geçer, Gültekin Samanoğlu gibi isimler Hisar'da yazmış. Yaprak Dergisi Orhan Veli tarafından çıkarılmış. Orhan Veli denilince aklına gelmeli garipçiler akımı. Dolayısıyla da garipçiler akımının anlayışını da yansıtmıştır dergi. Pazar Postası İkinci yeni şiirinin yeşermesine olanak tanıyan dergidir. Yani ikinci yeni şiirinin oluşmasına zemin hazırlayan dergi nedir dersek Pazar Postası Türk Dili. Türk dili ve edebiyatı ile ilgili seçkin yazıların yer aldığı bir dergi arkadaşlar. Türk edebiyatının o da en uzun soluklu dergilerinden biridir. Papirüs dergisi. Cemal Süreya Seber tarafından çıkarılmış. Mavi dergisi Atilla İlhan'ın sosyal realizm konulu yazılarıyla tanıttığı dergi. Tepe dergisi ise Tepe şiir armağanı ile kurumlaşmış bir dergidir. Ercüment Ekrem, Halikarnas balıkçısı Oktay Rıfat gibi isimler bu dergide yazmıştır. Sorun deneme türü ile ilgili olarak aşağıda verilen açıklamaların hangisinde bilgi yanlışı vardır? Bütün şıklar doğru ama B şıkkı yanlış. Diyor ki denemede dilin özellikle şiirsel işlevi ağır basar. Arkadaşlar şiirsel işlev özellikle ağır basar diye bir özellik yoktur denemede. Soru 2. Hangisi deneme türünde eser veren sanatçılardan değildir? Nurullah Hataç, Suud Kemal Yetkin, Sabahattin Eyüboğlu, Ahmet Hamdi Tanpınar deneme türünde eser vermiş ancak Halide Edip adı var deneme türünde eser vermemiş. Bu parçadaki altı çizili bölümlerden hangisinde bilgi yanlışı vardır? Şimdi kurucusu Fransız yazar Montaigne olan deneme demiş. Doğru. Türk edebiyatına batıdan girmiş. Doğru. Tanzimat döneminde batılı anlamdaki ilk yetkin ürünleri vermiştir. Arkadaşlar ilk yetkin ürünler Tanzimat döneminde verilmemiştir. Deneme türünde Cumhuriyet döneminde verilmiştir. Dolayısıyla cevap C şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi deneme türünde kaleme alınmış eserlerden biri değildir? Mor Salkımlı Ev roman türünde bir eserdir. Diğer eserler deneme türünde yazılmıştır. Soru 5. Bu eserlerin aşağıdakilerden hangisidir? Mavi Anadolu, Tuna'dan Batı'ya, Taymis Kıyıları, Mavi Yolculuk. Gezi yazısı türünde eserlerdir arkadaşlar. Cevap D şıkkı. Soru 6. Bu parçadaki bilgi yanlışı numaralanmış yerlerde yapılacak hangi değişiklikle giderilebilir? B şıkkı ile giderilebilir. Türkçe'yi özdeştirmede üstün çaba gösteren deneme türünün başarılı bir temsilcisidir diyor arkadaşlar. Deneme türünün başarılı bir temsilcisi ve Türkçe ile alakalı çalışmaları bulunan Nurullah Ataç'tır. Cevap B şıkkı. Soru 7. Parçadaki numaralanmış yerlerden hangisi bilgi yanlışına neden olmuştur? Cevap 4 numaradır. 4 numarada arkadaşlar Fahri Rıfkı Atay'ın Ateş ve Güneş'i demiş. Ateş ve Güneş Ayşe Kuli'ne aittir. Dolayısıyla cevap D şıkkı. Soru 8. Bu parçada sözü edilen Cumhuriyet dönemi yazarı aşağıdakilerden hangisidir? Eserler neler? Edebiyat konuşmalarım, edebiyat üzerine günlerin götürdüğü, şiir üzerine düşünceleri. Dolayısıyla bu eserler kimindir? Bütün şıklara baktığımda Suud Kemal Yetkin. Soru 8 Nurullah ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Nurullah Ataç deneme türünde başarılı bir sanatçıdır. E şıkkında Anadolu'daki Anadolu insanının sıkıntılarını anlatmıştır diyor. Anadolu insanının sıkıntılarını anlatmamıştır eserlerinde. Deneme türünde eserleri vardır. Cevap E şıkkı. Soru 10 Aşağıdakilerden hangisi ötekilerden farklı türde bir yapıttır? Zeytin Dağı, Mor Salkımlı Ev, Mavi ve Kara, Mavi Sürgün, roman türünde eserlerdir. Boğaziçi Yalıları ise arkadaşlar, anı ve deneme türündeki eseridir. Dolayısıyla cevap değişik. Diğer eserler roman, Boğaziçi Yalıları, anı ve deneme türü eseridir. Yazarı da Abdülhak Şinasi Hisar'ındır. Soru 11. Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Zeytin Dağı, Ateş ve Güneş, Deniz Aşırı başlıca yapıtlarıdır diyor. Bu eserlerin sahibi kimdir arkadaşlar? Ali Rıfkı Atay. Soru 12. Bu parçada söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? Yapıtı nedir? Çamlıca'daki eniştemiz. Abdülhak Şinasi Hisar'ın eseri Çamlıca'daki eniştemiz adlı eserdir. Köy burada bitti arkadaşlar. Diğer bir derim. Kendinize iyi bakın. Bol test çözün. Bu konular başka türlü yerleşmez çünkü. Görüşmek üzere.